Numan Yılmaz Yiğit'in Ortada Bir Ülül Emir Mi Var başlıklı yazısını aktarıyoruz. Türkiye'de 17-25 Aralık'tan bu yana yaşanan bütün olumsuzluklara AKP tabanını ikna için hep din argümanları kullandı. En zorda kaldığı zamanlarda fetvacılar hemen yetişti. Ne kadar garip değil mi? Laik bir ülkede dini referanslarla meşruiyet kazanmaya çalışmak. Bu kullanılan argümanlardan biri de ülül emre itaat farzdır argümanı. AKP kültürel Müslüman ağırlıklı kendi tabanına Recep Tayyip Erdoğan'ı sanki bir halife gibi işleyerek ona itaat etmeyenleri isyankâr, dolayısıyla da katli vaciptir fitnesini saçtı. Zaten hizmete ve hizmet insanlarına karşı yapılan vicdansızca muameleleri yapanlara cihat, umre sevabı kazanma inancı verilmesi de bu dini motiflerle sağlandı. Kur'an'da Allah'a ve Resulüne itaatten bahseden ayette geçen ulul emr ve ona itaat konusu geçmişten bugüne üzerinde çok durulmuş, çok tartışılmış bir konudur. Pek çok konuda olduğu gibi bu mevzuda da maalesef bir kısım çevreler meseleyi kendi çıkarları istikametinde yorumladılar. O halde bu meselenin doğrusu nedir? Ulul emir ne demektir? Ulul emir kimlerdir? Ulul emre itaat farz mıdır? Şimdi konuyla ilgili ayeti ele alalım. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülül emrede. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Ayette açıkça görüldüğü gibi kendilerine itaat edilmesi mevzubahis olan üç zattan bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi Allah, ikincisi onun Resulü, üçüncüsü de ülül emir diye ifade edilen kişi veya kişiler. Allah ve Resulüne itaat konusu zaten malum. O halde öncelikle ayette geçen ülül emir ne demektir? Onun üzerinde durmak gerekmektedir. Ülül emir kelime olarak işin sahibi, işe vaziyet eden, emir yetkisi olan, buyruk sahibi gibi manalara gelmektedir. Buna göre herhangi bir işi idare edene ülül emir denildiği gibi, ayette geçen emir kelimesinin eskel müfessirlerce din manasında ele alınmasına bakıldığında ülül emre pekala dini konuları hakim, dini bilen manası da verilebilir. Emir, iş manasında ele alınacak olursa, mutlak manada iş denilince Allah nezdinde en önemli iş, din ve dinle alakalı işler olduğuna göre, ülül emir dine ve dine dair işlere hakim olma manaları verilebilir. İkinci mesele ise, acaba ülül emir ile kastedilen kişiler kimlerdir sorusunun cevabına değinmektir. Elmalı merhum, Suyuti ve diğer müfessir hazeratından yaptığı alıntılarla bu konu hakkında şunları ifade etmektedir. Ebu Suud tefsirinde bütün bunları şu şekilde özetlemiştir. Ayette geçen sizden olan ülül emirden maksat, raşit halifeler ve onlara uyan ve doğru hareket eden, hakkı emreden idareciler ve adil davranan valilerdir. Zalim idarecilere gelince bunlar Allah'a ve Hazreti Peygamber'e atf ile kendilerine itaat etmenin vacip olmasını hak etmekten uzaktırlar. Ayette ümera buyurulmayıp ülül emir buyurulması dikkate değer bir husustur. Bu mana, amirleri ve hakimleri kapsamaktan başka gerçek anlamıyla sahip olmak ve işlerde başvurulacak kimse olmak manasını da içine alır. Buna göre sahabe ve tabiinden ilk müfessirler bu konuda birkaç mana nakletmişlerdir. 1. Raşid halifeler. 2. Yetin iniş sebebine göre küçük müfreze komutanları. 3. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kişilere gösterselerdi, İçlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Ayetinin işaretiyle ayetlerden hüküm çıkarma gücüne sahip olan alim ve fakihler olduğu zikredilmiş ve bununla emrin yalnız askeri ve sivil idarecilere ait olmayıp daha fazla kazaya ve teşrii yöne ait bulunduğu da gösterilmiştir. Bundan dolayı Ebu Bekir Errazi'nin de hatırlattığı şekilde gerek ayetin beyan üslubuna ve gerekse rivayetlerin tamamına göre meseleyi daha geniş bir şekilde düşünmek gerekir. Bunun için Fahrettin Errazi bu gerçeği inceleyerek Allah ve Hz. Muhammed'den sonra toplumsal bir kural halinde kendilerine kesin olarak itaat etmek vacip kılınan emir sahiplerinden maksat, erbabı hal-ukat denilen ve ittifakları bütün ümmeti temsil ederek Kur'an ve sünnetten sonra başlı başına bir şehir-i delil meydana getiren icma ehli olması lazım geldiğini, Allah ve peygambere itaat etmekten sonra en mutlak itaatin ancak bu olabileceğini ve amirlere, hakimlere ve alimlere itaatin de bunlardan biriyle ilgili olduğunu delil getirerek tafsilatlı bir şekilde açıklamıştır.
Görüldüğü gibi Ulul Emir'den kastedilen sadece idareci, devlet başkanı, sultan, komutan gibi yönetici vasıflı kişiler değil, Nisa ayetinde ifade edildiği üzere tefsircilerin önemli bir kısmına göre Kur'an ve sünneti bilen, toplumun karşılaştığı problemleri bu iki kaynaktan buldukları çözümlerle açıklığa kavuşturabilen alim, fakih kişiler veya bunlardan oluşan bir heyettir. Ülül Emir denildiği zaman bu görüşe göre idareci, diğer görüşe göre ise gerçek alim, ulema anlaşılması bu iki sınıfın ülül emirlik vazifesini beraber götürmek zorunda olduklarını göstermektedir. İdari işlerin Allah ve Resulünün buyrukları doğrultusunda olabilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Tabii ki alim ve ulemanın hükümdara, saraya değil Allah ve Resulüne biat eden alim ulema olması kaydıyla. Çünkü bir de ilmini dünyevi menfaatler için kullanan ulema-i üssu kötü alimler var maalesef. Üçüncü olarak ise ülül emire itaat farz mıdır sorusu üzerinde durmak gerekmektedir. İdarecilere itaatin faziyeti ise onların Allah ve Resulünün itaat çerçevesindeki emir ve icraatları ile sınırlandırılmıştır. Elmanlı merhum Nisa ayetinden hareketle bu mevzu ile ilgili de şunları ifade etmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz ve Allah'ın elçisine itaat ediniz. Sizden olan emir sahibine de itaat ediniz. Dikkat etmek gerekir ki Allah ve Resulü hakkında itaat ediniz diye mutlak itaat açıkça söylendiği halde emir sahipleri hakkında ulul emre itaat ediniz buyurulmayıp bunlara itaat etmek peygambere itaati affedilmiş ve yalnız peygambere itaat etmeye tabi olarak emredilmiş ve bu şekilde tabi olma altında itaat etmenin hem aynı kuvvetle kayıtsız olarak gerektiği gösterilmiş hem de isyan edilen şeyler de bu hükmün dışında bırakılmıştır. Allah'a isyan hususunda hiçbir mahlukata itaat edilmez, aynı şekilde iyi ve faydalı şeylerde itaat edilir. Hadis-i şerifleri de bunu açıklıyor. Şu halde amirin her emri memuru sorumluluktan kurtarmaya yetmez. Diyelim ki bir memur amirinin emriyle rüşvet alsa veya hırsızlık yapsa sorumluluktan kurtulamaz. Bu mefhum amirin kanuna aykırı olan emri memuru sorumluluktan kurtarmaz diye de ifade olunur. Evet, dinimizde ulul emre yani adaletli, işin ehli, Kur'an ve sünnete bağlı idareci ve devlet başkanına itaat Kur'an'ın bir emridir. Bunda herhangi bir şüphe, tereddüt söz konusu değildir. Fakat aynı şekilde fasık ve zalim, işin ehli olmayan, Kur'an ve sünnete muhalif işler yapan idareciler ise bu hükmün dışındadırlar. Bütün bunlarla beraber şu hususların da hatırlatılmasında yarar var. Öncelikle bilindiği kadarıyla Türkiye'de ilan edilmiş bir şeriat devleti ve onun başında da hilafetini ilan etmiş bir halife yoktur. Türkiye tüm kurum ve kuruluşları, yapısı, sistemi, anayasa ve kanunları ile halen laik devlet anlayışına göre yönetilen bir ülkedir. Bu açıdan İslami bir yönetim var da birileri de bu yönetime seçilmiş halifeye itaat etmiyor gibi bir algı oluşturmak, sonra da bu algıya hükümler bina edip vicdanları teskin etmeye çalışmak, hem halkın saf dini duygularını suistimal etmek hem de onları aldatmak demektir. Bu 17-25 Aralık, 15 Temmuz sözde darbe süreçlerinde yöneticilerin içine düştükleri ve alenen işledikleri fiillere bakıldığı zaman, bunların hem hukuki olarak suç hem de dini olarak günah, haram fiiller olduğu maalesef apaçık görülmektedir. Bu suçları kanuni vazifesi gereği takip eden görevli kişiler hem vatandaşa hem de vicdanına karşı vazifesini yapan kimselerdir. Bu memurlar vazifelerini yapmadıkları takdirde hukuk nezdinde suçlu duruma düşecekleri gibi demokratik bir ülkede gerçek manadaki patronları olan vatandaşa karşı vazifelerini yapmadıklarından dolayı da kul hakkına tecavüz günahı işlemiş ahirette de sorumlu olmuş olacaklardı. Onların bu görevlerini yapmaları anayasal, kanuni, dini bir görev olduğundan bu katiyen itaatsizlik olarak değerlendirilemez. Suç ve günah olan pek çok fiili Müslümanlık adına yaptığını iddia ederek dine ve dini hayata zarar veren kimseleri uyarmak yine dinin dindarlara yüklediği bir sorumluluktur. Emri bil maruf, nehyi anil münker yani iyilikleri emretme, kötülüklerden sakındırma seviyesine göre her Müslüman için Kur'an'ın emri olan bir farzdır. Zulmeden, haksızlık yapan insana ve tahsis idareciye zulmettiğini söylemek en büyük fazilettir. Cihadın en faziletlisi zalim sultana karşı hakkı söylemektir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimseyen ülkelerde bütün memurlar, buna üst düzey yöneticiler de dahil, anayasa ve hukuka bağlılığa yemin etmişlerdir ve onlara bağlı çalışırlar. Ondan dolayıdır ki bu ülkelerde yargı gibi bağımsız çalışan kurumlar pek çok devlet başkanının işledikleri hukuksuzluktan dolayı onların yargılanmasını sağlamışlardır.
Dolayısıyla demokrasinin, hukukun hakim olduğu ülkelerde lidere mutlak bağlılık diye bir şey söz konusu değildir. Lidere mutlak bağlılık, maalesef demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin tam olarak yerleşmediği coğrafyalardaki toplumlara ait içtimai bir problemdir. Madem Türkiye'de bir şeriat devleti, kendini halife ilan etmiş bir halife yoktur, o halde demokratik bir sistemin başında duran Türkiye'deki de demokrasi ise görevli başkana veya cumhurbaşkanına mutlak itaatten bahsetmek abestir. Dinimizde de böyledir. Çünkü gerçek demokrasilerde her vatandaş maaşını vergisinden ödediği yöneticilerin yanlışlarını söyleyebilir, söylemelidir de. Bu idarecilere karşı bir itiraz veya isyan değil, insanlık ve vatandaşlık vazifesidir.